Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz TÜTİYOSAF kanalımıza ve bugün de yepyeni bir videolara karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün yine bir XX large üçgen atkısı öreceğiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz güzel yünle örmeyi deneyeceğiz. Toplam 200 gram yünümüz var ve 800 metre arkadaşlar. Yani ismi de Creative Cotton The Great. Yani de gade, bu Fransızcamış. De ho. Öyle mi konuşuyor arkadaşlar bilmiyorum, Fransızca bilmiyorum maalesef. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu yünden güzelce bir üçgen atkımızı yapacağız. Evet, şimdi öncelikle başlangıcını alıyorsunuz, parmağınıza doluyorsunuz. Genelde hep aynısı arkadaşlar. Önceki videoda da bir üçgen atkı yapmıştık. Şimdi de bir üçgen atkı yapacağız. Öncelikle bir düğme yapıyoruz. Aynen böyle. Ondan sonra da başlıyoruz zincirleri yapmaya. Toplam 4 tane zincir yapıyoruz. 2, 3, 4... 4, aynen 4. Şimdi de 2 tane böyle. İki tane zinciri daha. Ondan sonra alıyorsunuz, yine oradan geçiriyorsunuz, oradan geçiriyorsunuz, alıyorsunuz. Yani gayet basit. Şimdiye kadar böyle gözüküyor arkadaşlar. Yine başlangıcını alıyoruz, çekiyoruz aynen böyle. Şimdiye kadar arkadaşlar üçgenimiz böyle gözüküyor. Şimdi de devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar üçgen atkımız böyle gözüküyor. Yani tam da üçgen de belli oluyor zaten. Genelde hep aynı
Aynı şekilde devam örüyoruz arkadaşlar. Yine 4 tane zincir yapıyoruz. Ondan sonra geri çeviriyoruz. Ondan sonra geri örüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yine bitiyoruz. Ondan sonra yine 4 tane zincir yapıyoruz. Ondan sonra yine geri örüyoruz. Yani gayet basit. Fazla anlatmama gerek yok. Şimdi de delik yapacağız arkadaşlar. Yani atkımız böyle büyük büyük delikler olacak. Şimdi başlıyoruz delikleri yapmaya. Yani ilk alıyoruz ipimizi. İlk şeyini tığımızdan sokmuyoruz. Yani batırmıyoruz. Yani ikincisine batırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynen böyle. Yani o şekilde de deliğimiz de büyük oluyor arkadaşlar. Yani ilk şeye sokmuyoruz. İkincisine sokuyoruz arkadaşlar. O yüzden de deliğimiz de böyle büyük kalıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdiye kadar böyle gözüküyor arkadaşlar. Büyük büyük delikler oldu. Yine zincir yapıyoruz. Yine ona sokuyoruz. Tığımızı geçiriyoruz. Şimdi de devam ediyoruz normalcana. Yani gayet basit arkadaşlar. Yani artık gözümü kapatarak atkı örebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdilik atkımız böyle gözüküyor. Birazcık da yani birazdan da videomuzu hızlandıracağız arkadaşlar. Çünkü böyle yavaş yavaş bir şekilde yaparsak herhalde videomuz 10 saat sürer. Tek önemli yerlerini size göstermek istiyoruz. Çünkü genelde hep aynı şekilde örmemiz lazım. O yüzden de tek dediğim gibi önce başlangıçlarını gösteriyoruz size. Hani nasıl örünür diye, neler yapacağınız diye. Ondan sonra gerisi de zaten kolay olacak arkadaşlar sizin için. Çünkü genelde hep aynısını aynı bir şekilde aynı seviyede öyle diyeyim size örmemiz lazım. O yüzden. Yani görüyorsunuz arkadaşlar şimdiye kadar böyle gözüküyor. Şimdi de devam öreceğiz. Videomuzu da birazcık daha hızlandıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yünümüzün rengi de böyle güzelce hep değişiyor. Kesinlikle atkımızda çok çok güzel olacak arkadaşlar. Eminim ki çok güzel olacak.
Yani maviden pembeye geçiyor. Ondan sonra pembeden de birazcık mora geçiyor. Mordan da böyle yeşile geçiyor arkadaşlar. Böyle çok güzel bir renk değişimi olacak kesinlikle. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videomuzu birazcık hızlandırdık. Şimdiye kadar üçgen atkımızda böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi maviden pembe renk değişimi acayip harikulade oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş da yeşil rengi de geliyor arkadaşlar. O yüzden de devam örelim bakalım. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da geri kalan örme ipimiz arkadaşlar. Yani birazcık pembe daha kaldı. Ondan sonra da yeşil rengi geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil rengine de geldik. Şu renk değişimini de tam burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de az kaldı. Ondan sonra da yavaş yavaş da biteceğiz arkadaşlar. Toplam 200 gram yünümüz resmen bitti arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? 200 gram yündü. Bir de 800 metre uzunluğu vardı. Yani resmen 800 metre yünü yaklaşık kullandık. Evet arkadaşlar, köşeye de geldik. Orada da azıcık yünümüz kaldı. Yaklaşık böyle 100 metreden belki biraz daha az kalmıştır. Şimdi kestik makasımızdan. Şimdi de oraya da düğme yapıyoruz. Tabii ki de açılmasın diye. Şimdi renk değişimini size yine göstermek istiyoruz. Şimdi burada yeşil rengini görüyorsunuz. Buradan da yavaş yavaş pembeye doğru gidiyor arkadaşlar. Şurası her yer pembe. Bu pembeden de mavi tona giriyor arkadaşlar. Burada da komple mavideyiz arkadaşlar. Yani başlangıcıydı zaten mavi. Ondan sonra pembe geliyor. Ondan sonra da yeşil geliyor arkadaşlar. Yani atkımız, üçgen atkımız ya da bezimiz ne demek isterseniz arkadaşlar harikulade gözüküyor. Acayip çok güzel olmuş. Ve bu arada da abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim. Yorumda atmak isterseniz yorumda atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Benden de bu kadar. Bir dahaki sefere ve görüşmek üzere.